Onlar hayatımızı değiştirdiler. Onlar ilklere imza attılar. Üç adam tarihin tozlu sayfalarından isimsiz kahramanları gün yüzüne çıkarıyor. Tarihte bugün. 7 Aralık 1985. Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filminin çekildiği, MFÖ'nün Peki Peki Anladık şarkısıyla ortalığı salladığı, Asım Bey'in tarihe geçecek o cümleyi sarf ettiği günler. Bizim gençliğimizde Facebook, Facebook yok şimdiki gibi. Anca bir mekana gideceksin, bir kızı bulacaksın, göreceksin, beğeneceksin. Daha da önemlisi o kız da seni beğenecek. Manitanın karneyle verildiği yıllar ya. Hiçbir şey yok. Dediler ki yeni bir mekan açılmış, içerisi yangın yeri. Dedim hop hemen gideyim atayım kendimi oraya ama hiç görmediğim bir uygulamayla karşılaştım. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldin. Kolay gelsin, bir dakika nereye gidiyorsun? Hop! Ne oluyor ya? Alamıyoruz kardeşim. Nasıl alamıyorsunuz abicim? Param var, içeri girip eğleneceğim. Bak kardeşim ne yazıyor burada? Damsız girilmez. Bu ne demek şimdi? Ne demek oluyor bu? Bu yeni bir kural demek oluyor. Artık damsız alamıyoruz. Dam ne ki ya? yeni adetler. Hiç bende damsızmış gibi bir tip var mı sizce? Dam ne kadar? Kaç para söyleyin bakayım hadi. Oğlum damsız diyoruz, damsız. Dam yani eş demek. Eşsiz alamıyoruz. Ben eşsiz biriyim o yüzden bir sıra da. Şaka yapma oğlum. Ya hadi kardeşim, kendine bir kız arkadaş bul öyle gel, hadi yorma bizi. Abicim kız arkadaşım olsa zaten benim burada ne işim var? Ben buraya kız bulmaya geliyorum. Ne diyorsun oğlum sen? Gel lan buraya. Gel buraya. Tabii yılmadım. Çünkü kafaya koymuşum, ben de o mekana gireceğim, kopacağım, yılan gibi yemin ediyorum, süzüle hem akacağım hem sokacağım. Yılan gibi. Okay Bey hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuklar. Duyduk ki kampanya varmış bugün. Ne kampanyası? Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Nasıl yani? Geçen hafta burada tanıştık hanımefendiyle. Bu akşam onu bırakacağım, yeniyi götüreceğim inşallah. Daha çok gülün bakayım. Gül. Bu şakayı bak. Sen kötü gülüyorsun. Ver şunu. Ay Okay'cığım. Geldim. Evet. Bir dakika. Nereye ya? Okay Bey'leyim ben. Okay Bey kız arkadaşıyla geldi. Seninle ne iş olur? Tamam bizi beraber gibi yazın. Ablaylaymışım gibi. Öyle şey olur mu? Saçmalama ya. Ya kardeşim bir yürü git. Okay Bey seninle ne iş olur ya? Çok güzel ya. Harika bir işletme ya. Sırf Okay'sın diye burada torpil yapılıyor şu an. Ama Asım sen eve git. Asım. Kardeşim bir gelsene sen. Bak bir şey söyleyeyim. Ha abi. Bak. Artık her gittiğimde çok temiz dayak yiyordum. Hatta bir yerden sonra benim de hoşuma gitmeye başlamıştı. Fakat fiziksel olarak yıpranmaktan ziyade ruhumu yıpratan şey şuydu. İçeride neler oluyordu ve ben neyi kaçırıyordum. Artık bu dam meselesi, nam meselesi, namus meselesi olmuştu adeta. Asım Bey bar kapısından çevrildikçe daha da hırslanıyordu. İçeriye girmek için farklı yöntemler denemeye karar verdi. Pardon, acaba müsaitseniz bara birlikte girebilir miyiz? Damsız anlıyorlar da benim yanımda eşim yok. Hayır giremeyiz. Ne münasebet beyefendi, Allah Allah. Ben zaten sevgilimi bekliyorum, niye size giriyormuşum canım? Aa. Tamam hanımefendi, ben sevgilim olun demiyorum zaten, yanlış anladınız. Beni içeriye sokun en azından, siz tekrar dışarı çıkarsınız. Ben giremiyorum şu an. Ay hayır, sevgilim gelmek üzeredir zaten, saçmalama. Bence saçmalayan sizsiniz yani. Kusura bakmayın da. Kızlar. Aha Okay! Okay da geldi. Seni hatırlamadım ama gel bakalım. Gençler ne haber? Hoş geldiniz Okay Bey. Dostun, iyi misin? Koçum benim. Kolay gelsin. Nereye? Ya zaten Okay'ın yanında iki tane kadın var. Niye üçüncü oluyorsun adama ya? Ben de girsen ne olur? Ben de gireyim Okay'a dördüncü olayım. Allah'ını seversen. Tamam sen beni almayacaksın. Tamam. Hiçbir şey söylemedim. Eve gidiyorum. Görüşürüz. Tamam. Gel buraya. Ne? Alıştırdın bizi.
içinden bir türlü çıkamayan Asım Bey çareyi dürüstlükte buldu. Lan oğlum yine mi sen? Abi bir saniye dinleyin ne olur. Bakın haftalardır buraya gidip geliyorum. İyi kötü bir hukukumuz oluştu artık. Ben de artık dalavereye gerek yok dedim. Açık açık konuşayım sizle. Benim kız arkadaşım falan yok. Olacak gibi de durmuyor. Şurada bir tane isteğim var abi. Şu dükkana gireyim. Birer bir şey içeyim. Belki bir dans edeyim. Belki bir kız beni görür hoşlanır. Derdim bu. Başka derdim yok. Kimseye rahatsızlık verecek adam değilim. Bir kere şu şansı verin Allah aşkına. Alın içeri. En ufak birini rahatsız edersem alın sabaha kadar dövün zaten beni. Ben de bir daha utancımdan zaten buranın kapısından geçemem ki abi. Bir kere gireyim şuraya ne olur ya. İnsaf artık. Barın kapısını sanki bir sınır kapısı gibi savunuyorduk. O kadar kararlıydık ki içeriye erkek sinek bile damsız giremezdi. Adam bizim mekana girmeyi kafaya takmıştı. Mart kedisi gibi sürekli kapımızda dolaşıyordu. Onu dövmek işimizin bir parçası haline gelmişti. Bize de spor oluyordu. Kardiyo. Ne yaptıysam olmadı tabii. İnanır mısınız bir gün tünel kazmayı bile denedim. Buradan girip diskonun ortasına varacağım dedim. Fakat izinsiz kazı yapmaktan belediye bana 25 bin lira para cezası kesti. Tünelin de ucu yanlış bir yere çıktı. Ben de ne pahasına olursa olsun içeri girmek için günlerce çalıştım. Kolay gelsin bodyguard kardeşler. Asım kardeşim. Bak yürü git dükkanın önünü kapama. Ama abi bak bu sefer durum farklı. Ne farkı? Yine gelmişsin sap sap asap bozuyorsun bak yiyeceksin dayağı. Abi benim içeri girmem lazım. Oğlum bak iyice adamı delirdin gel lan buraya. Bir dakika. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Tam olarak böyle kalmıştım. İçimden bir ses vur yumruğu at köteği diyordu ama bu sefer durum farklıydı. Bir arkadaşına bakıp çıkacaktı. Taş kesilmişti. Asım'ın bir arkadaşa bakıp çıkacağım sözünü duyunca çok şaşırdım. Şimdi bir arkadaşa bakıp çıkacağına göre onu içeri alabilir miydik? Peki Asım'ın içerideki esrarengiz arkadaşı kimdi? Peki o kalabalıkta arkadaşıyla nasıl buluşacaktı? En önemlisi... Onun arkadaşıyla buluşacağını biz izin verecek miydik? İşler gitgide karmaşıklaşıyordu. Asım Bey'in bir arkadaşa bakıp çıkacağım cümlesi müessesenin damsız girilmez kuralını alaşağı etmişti. Kapıdaki görevlilerin onu içeri almaktan başka çaresi kalmamıştı. Sayesinde artık içerisi dışarısı bir olmuştu. Artık elini sallayan istediği mekana girebiliyor. Ne güzel. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Şimdi duyuyorum gençler de günümüzde hala kullanıyormuş mekanlara girerken. Ne güzel. Bizim adımız anılmaz varsın anılmasın sıkıntı yok. Yeter ki mekan kapılarında gençlerimiz sap sap beklemesin. Teşekkürler Asım Keser. Sayende nesiller kızlı erkekli takılacak, birbiriyle tanışacak ve aşk kazanacak. Asım yüzünden mekan saplı oldu.
Yani güzelim mekan halı saha soyunma odasına döndü resmen. Ben de bir iki hafta sonra burası bozdu lafını buldum. Bu cümlede bir belgesel ister bence. Lütfen.